İyi akşamlar gençler. Bugün 21 Kasım 2023. Aygaz kapanış değeri 135 lira 80 kuruş. Aygaz için yaptığımız son çalışmayı 25 Ağustos'ta yani şu gün itibariyle 115 lira iken yapmıştık. Bu çalışmamız sonrasında 171 lira görüldü. 190'larda asıl beklentimiz ama 171'ler görüldü. Kabaca %48, 49 prim üretildi. Yani %50'ye yakın arttı. Sonra malum endekse parayla düzeltmesi gerçekleşti. Şimdi göstergelerimize baktığımızda öncü göstergemiz pozitifte devam ediyor. Yani şu bölgedeki düşen trendini kırmış. Orta vadeli görünüm veren kırmızı göstergemizde 158 lirada negatife dönmüş yani sat vermiş. 158 liradan sat verdikten sonra şu an 130'lu fiyatlar görülerek hatta 136 görülmüş. Şimdi tekrar göstergemiz pozitife bugün itibariyle geçmiş. Yani kırmızı çizgi beyazın üzerine atmış. Göstergemizin tam al verdiği gün bugün kırmızı göstergemiz yani daha yeni bugün pozitife geçmiş ve yabancı takasına baktığımızda hissenin şu dip bölgelerde bulunduğu son iki haftada hisse düşük seyrettiği bu düşük yatay seyrettiği bu süreçte yabancı takasında belirgin bir artış var. Bu yabancı takasına güvenerek çalışmamızı ve kırmızı göstergemizin de pozitife dönmesine güvenerek çalışmamızı tekrar güncellemeyi uygun gördük. Yabancı takasının şu bölgede belirgin şekilde artması önemli. Şimdi 2023 9 aylık bilançosu kapsamında önce temel olarak bakalım, sonra da teknik olarak bakmaya çalışalım. Şirket kartından başlayacak olursak, malum Koç grubu şirketi, Koç'un gençlerinden Aygaz, halka açık kısmın oranı %29. Diğer kısımlar Koç Holding ve Koç grubunun diğer iştiraklerine ait. Halka açıklık oranı gayet güzel. Yani şirketine güvenen bir dağılım var. Fiyat kazanç oranı 5,21. Piyasa değeri, defter değeri 2,5. Piyasa değeri 29,8 milyar. Cari oranlar 1,098, 1,07, 1,13, 1,12 yani toparlanarak gelmiş ama biraz daha ikilere doğru gelirse daha iyi olur. Yabancı para net pozisyonu 294 milyon lira artıda. Likidite oranına baktığımızda yıllık bazda 0,74'ten 0,78'e çıkmış. 1 ve üzerinde daha iyi olur. Evet, burada fiyat kazanç oranı tarihi seyrine baktığımızda şu anki olduğu yer 5 FK'lar. Kısa dönemde direnç olarak çalışan fiyat kazanç oranı seviyesi 7,60'lar. 7,60'lar ilk görülecek direnç seviyesi. 7,60'lar geçilirse 9,80 FK'lar direnç olarak izlenebilir. 2,5 piyasa değeri, defter değeri seviyesinde tarihi seyre baktığımızda evet 3,80 piyasa değeri, defter değeri 3,80 genelde direnç olarak çalışmış. Bu
3.80 piyasa değeri defter değerine göre oran analizi yaptığımızda evet oran analizi yaptığımızda ortalama %50 civarı iskontolu olduğunu görüyoruz. Bu oran analizimizden çıkan beklenti fiyatımız 206 lira 50 kuruş olur. 206 lira 50 kuruş. Zirve piyasa değeri 35.9 milyar görülmüş. Şu an 29.8 milyar yani zirve fiyatına göre %20 civarı iskontolu görünüyor. Dönem karları düşe kalka artarak devam ediyor. Güzel. Yine net satışlar hiç irtifa kaybetmeden her çeyrekte çıkan merdiven formasyonunda artmaya devam ediyor. Bilanço ayrıntılarına bakacak olursak da evet, baktığımızda dönem kârı konsolide bilanço açıklıyor Aygaz. Dönem kârı geçen sene 2.8 milyar iken bu sene 3.8 milyar gelmiş. Yıllık bazda %35 dönem kârında artış var. Çeyreksel bazda da artış devam etmiş. Evet, ciroya baktığımızda 26.4 milyardan 36.4 milyara çıkmış ciro, %38 artış, yani dönem karına yakın. Yönetim giderleri, pazarlama gideri ve benzer giderler çıkıldıktan sonra da esas faaliyet karı 269 milyondan 666 milyona çıkmış. Faaliyet kârı artışı %147, yani belirgin şekilde kârlılık artışı var. Yani hasılatta %38 artışa rağmen faaliyet kârında %147'lik artış. Burada Koç grubunun kurumsal yönetiminin başarısını görüyoruz. Genelde negatif şirketlerde bu tam tersine olur. Satışlardaki artış faaliyet kârında daha da düşer. Yani kar törpülenir. Ama Koç grubunda genelde satışlardan daha çok faaliyet karı geliyor. Şekil bir ada göründüğü gibi. Faaliyet kar marjına baktığımızda da %1.02'den %1.83'e belirgin şekilde faaliyet kar marjında artış var. Yine FAO kar marjı da 1.93'ten 2.72'ye çıkmış. FAO karı artışı da 512 milyondan 991 milyona %94 artış var. O da ciroya göre gayet iyi bir oranda artış. Fiyat kazanç oranı ya da dönem kârı artışı kapsamında şirketin PEG rasyosu ise 0.15, yani gayet bu kâr büyümesine göre ve şu anki FK'sına göre şirketin primsiz olduğu yorumu çıkarılabilir. 0.15 iyi bir PEG rasyosu sayılır. Firma değeri FAVÖK oranımız ise 29.38. Evet, burası biraz primli çıktı. Yani firma değeri bölü FAVÖK oranımız. Bu 5-10 bandında olursa daha iyi olur. Yani önceki yorumlarımızdan hatırlanacağı üzere. EBITDA oranı 29.38. Yani bu oran daha makul seviyelere inmesi için FAVÖK kârının artması ya da firma değerinin biraz daha
düşmesi gerekiyor ki bu veri daha makul seviyelere, yani 5-10 bandına insin. Şimdi aşağı doğru devam edecek olursak, finansman gelirleri artmış, giderler daha çok arttığı için kar burada biraz törpülenmiş ve vergi kısmı da düşürdükten sonra 3.6 milyon dönem karı, iştirak eksi çıkıldığında 3.8 milyon milyar dönem karına ulaşılmış oldu. Nakit akımı ise yıllık bazda 2 milyardan 2.5 milyara çıkmış. Çeyreksel bazda baktığımızda 1.8, 2.6, 1.3, 2.5, yani düşe kalka artan bir trendi var. Duran varlıklar 6.7'den 12.4'e çıkmış. Buna karşılık borç da artması gerekir. Borçlardaki artış o kadar da yok. 6.4'ten 8.4'e çıkmış. Kısa vade, hatta uzun vadeli borçlarda düşme var. 1.5'tan 1.3'e düşmüş. Öz kaynak ise 5.3'ten 11.9'a çıkmış. %124 öz kaynak artışı. Yani şirketin net değeri bir yılda %124 artmış. Öz sermaye karlılığı baktığımızda %48.06. Yani iyi, hızlı büyüme var. %48 öz sermaye karlılığı. Ödenmiş sermaye 219.8 milyon. Geçmiş yıl karları 1.1 milyardan 5.4 milyara çıkmış. Şirketin temettü ödeme gücü ya da bedelsiz potansiyelinin iyi olduğunu gösterir bu. Bedelsiz potansiyeli bu kapsamda baktığımızda %5.327 bedelsiz potansiyel var. Bizim hesapla da %2.498 bedelsiz potansiyeli bulunuyor Aygaz'ın. Evet gençler, bu temel veriler ışığında yaptığımız hisse değerleme fiyatımız 206 lira 50 kuruş. Bu 206 lira 50 kuruş önümüzdeki çeyreklerde gelecek olan karlılığa göre tekrar güncellenebilir. Evet, hasılattaki artış biraz düşük kalsa da faaliyet ve faaliyet kar marjlarıyla olumlu orta ve uzun vade için olumlu bilanço diyebiliriz. Şimdi teknik takas kısmına geçelim. Evet, burada grafiği güncelleme, biraz önce bahsettiğimiz gibi güncelleme en önemli sebebimiz burada hissenin şu dip sürecinde yabancı takasının belirgin şekilde artmış olmasıydı ve yine orta vadeli görünüm veren kırmızı göstergemizin bugün itibariyle pozitife dönmüş olmasıydı. Önce göstergemiz de zaten o daha önceden toparlanmayı gösteriyor. Hatta alanı genişletelim biraz. Evet, şimdi önce takastan başlayalım. Takas görüntüleri gelinceye kadar. Evet, bakalım biz yine zarar kes. Evet, geldi görüntülerimiz. Günlük aracı kurum dağılımına baktığımızda %8.89 ilk 5 kurum alıcılık kapamış bugün. Birinci alıcı 30.725 lotla Bank of America. İkinci strateji menkul. Satım tarafında Yap Kredi Yatırım, Deniz Yatırım var. Yani Yap Kredi satım tarafında olmasa daha iyi olurdu. AKD güzel.
Takas tablosunda ise günlük takasta satıcılar çoğunlukta fakat olum tarafı 72 bin notla Deutsche Bank yabancı alım tarafında ilk sırada. Haftalık takasta yine 863'e 629 alıcılar zayıf kalmış ama daha olumlusu 222 bin notla ilk sırada Citibank yabancı var. 185 bin notla Deutsche Bank yabancı da ikinci sırada alıcı. Satım tarafında garanti ve yatırım fonları var. Özellikle haftalık takas Citi ve Deutsche'nin belirgin alımlarıyla gayet güzel. Aylık takas ise 3 milyona 2,1, yine satıcılar güçlü. Yani şu zirve bölgelerde gençler bayağı satmış. Aylık takasta emeklilik fonları ilk sırada, ikinci sırada iş yatırım, üçüncü sırada Citibank yabancı var. 243 bin notla. Özellikle günlük ve haftalık takas, yani hissenin tam düşük seviyeleri gördüğü yerde günlük ve haftalık takas gayet güzel. Toplam takasın %79,58'i ilk 5 kuruma ait. Yani hani %70 civarında olsa daha iyi olur diyoruz bazı takaslarda. %45, 48, 50 çıkanlarda. İşte o daha iyi olur dediğimiz takasa güzel bir örnek Aygaz'ın takası. Yani %79,5 ilk 5 kurumun payı büyükler hisseye sahip çıkıyor demektir. İlk sırada %46,5 ile Türk Ekonomi Bankası var. İkinci sırada yatırım fonları. Üçüncü sırada emeklilik fonları. Dördüncü sırada Patron Kurumu Yap Kredi Yatırım. Beşinci sırada 6,64 pay ile Citibank yabancı var. Evet, takas görünümde bu şekilde gençler. Özellikle ne dedik? Son 2 haftanın takası gayet güzel. Şu bölgede sarı göstergemizde gördüğümüz gibi. Şimdi zarar kes ve destek seviyelerine bakalım. Kapanış 135,80 demiştik. Zarar kes seviyemiz 130 lira olarak alınabilir. 130 lira zarar kes seviyesi altında diğer destek seviyesi 125 lira 40 kuruş. 125 lira 40 kuruş diğer alttaki desteğimiz. Bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece orta ve uzun vadede olumlu görünüm beklentimiz devam eder ve şu bölgede çalışan makasımıza bakalım. Bu makasımızın güncel değeri baktığımızda 151 lira. Eğer 151 lira üzerinde hareketler görecek olursak, o zaman orta ve uzun vadede ikinci makas direnci beklentimiz gündeme gelir. Evet. 151 lira üzerinde hareketler görecek olursak, o zaman ikinci makas direnci beklentimiz gündeme gelir dedik ve 171 lira 10 kuruş tarihi zirve direnci geçilirse orta ve uzun vadede 205 lira 13 kuruş 205 lira 13 kuruş ikinci makas direnci hedefimiz olur. Biraz önce hisse değerleme kısmında bulduğumuz 206 lira 50 kuruş ile de bu ikinci makas direnci seviyemiz gayet uyumlu. Bunu da belirtelim. Evet, Aygazcı gençler için bugünlük bu kadar. Her şey gönlünüz olsun gençler. İyi akşamlar.